Canlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle karaköklü ifadeleri ele alacağız. Şimdi neler göreceğiz, neler yapacağız? Hemen onlara değinelim. Karaköklü ifadelerin tanımına değineceğim. Karaköklü ifadeler e, karakök dışarısına nasıl çıkıyor? Bunları anlatacağım. Karaköklü ifadelerle ilgili gelen sorulara bir göz atıp dersimizi bitireceğiz. Şimdi karaköklü ifadeler alanı belli olan bir karenin bir kenar uzunluğunu bulmak için yapılan işlem karekök alma işlemidir. Karekök sembolü ise bu şekilde gösterilir. Karekök isminden de söyleyebileceğim gibi üslü ifadeler ne vardı? Mesela bir şey üssü kare ifadesinde kare yani ikinci derece anlamı taşımaktaydı. Burada gizli bir 2 derecesi yer almaktadır. Yani karekök buradan geliyor. Aslında benim bir karem var ve bu karenimin bana alanı verilmekte. Diyelim ki alanı 64 cm kare olan bir karem var. Bunun bir kenarını merak ediyorum şeklinde yola çıkarsak. Ee, bir kenarı kaç santimdir? Şimdi diyorum ki Karenin tam kareye benzetemedim şeklimi. Dikdörtgen gibi gözüktü. Bütün kenarlarının eşit olduğunu söylemem mümkün. Dolayısıyla iki kenarı, karenin alanı nasıl bulunuyor? Bir kenarına x dersem diğer kenarı da x olacak. İki tane x'in çarpımı bana karenin alanını verecek. Yani 64 cm kareyi verecek. Hangi iki sayının çarpımı? 64. 8'in Dolayısıyla 8 çarpı 8 64 bir tane 8 yani karekök alma işleminde de diyorum ki karekök 64 olarak ifade edeceğim. Karekök 64 iki tane 8'in çarpımıdır ve ben ikisini ikisinden bir tane olarak çıkartacağım. Yani burada derslerimde sınıflarımda da bahsettiğim anlattığım şekil budur. İkili pakette tek bir tane olarak 8 olarak dışarıya çıkart diyerek anlatıyorum. Şimdi, şimdi kare köklerle ilgili daha detaylı soru çözümleri yapalım. Ee, kare kökün birazcık daha derinlemesine girelim. Mesela kare kök simgesi buydu. Kare kökün içerisinde diyelim ki 4 veriliyor. Hangi iki sayının çarpımı 4 olarak diye düşüneceğim. Diyorum ki en basit çarpan olarak 2 çarpı 2 olarak yazdım. Ve bu 2 çarpı 2'yi nasıl düzenleyeceğim? Diyorum ki iki tane yazdım. Karekök ne demekti? İkili paketle bir tane dışarıya at demekti. Dolayısıyla karekök 4. Karekökten kurtulmuş olarak 2 olarak çıkacak. Peki bir sonraki soruya geçelim. Mesela karekök 9 olarak yazdım. Karekök 9. Acaba hangi iki sayının çarpımı? Ya da ee, şöyle yapalım. Bazen karekök dışına çıkmayabilecek çünkü. Şimdi 9'un ebob ee, ekok Çarpanları ayırma şeklinde yazıyorum. Buraya asal çarpanlara ayırma çubuğumu çektim. 9'u kaça bölünür? 3'e bölünür. 3'e bölündüğünde 3 kalır. Tekrar 3'e bölünür ve 1'e dönüşür. Ee, ne diyorum? Şurada yazılanlar 9 eşittir 3 çarpı 3 şeklinde yazdım. Ve dolayısıyla karekökün içerisine yerleştireceğim şey 3 üç çarpı 3'tür. Ne diyorum buradan sonra? İkili pakette bir tane dışarıya servis yap diyorum. Yani karekök 9 bana 3 olarak çıkacaktır. Şimdi gelelim başka bir soruya. Mesela karekök 25 dedim. Karekök 25 dediğimde ne yapıyorum? 25'i asal çarpanlara ayıracağım. 25'i 5'e bölünür. 5 kere 5'e bölünür. 1 kere ne yapıyorum? 25 eşittir. 5 çarpı 5 olarak yazdım. Karekökün içerisinde tekrar ne diyorum? 5 çarpı 5 olarak yazdıktan sonra benim 2 tane sayım var ve ben bunu nasıl yazacağım? İkili paket dedim, tek bir tane olarak çıkarttım. Her zaman karekök dışına çıkıyor mu hocam diyeceksiniz. Hayır çıkmıyor. Buna örnek verelim. Mesela 75 olsun. Karekök 75 olarak ifade ettiğim bu sayı ne yapıyorum? 75'i asal çarpanlarına ayırıyorum. 3'e bölünür 25, 5'e bölünür 5, 5'e bölünür 1. Şimdi burada karekök 75'i 3 çarpı 5 çarpı 5 şeklinde yazdım. Diyorum ki buradan e, bir tane 3 var, 2 tane 5 var. 2 tane 5'i ben paketleyip dışarıya atabilirim Doğru mu Evet e, kiri kökün içerisinde 3 kaldı Na, bir tane 3 kaldı diyorum ki 3 dışarıya çıkamazsın Çünkü senin eşin yok ne yapacaksın kare kökün içerisinde kaldı 5 kare kök 3 şeklinde araya noktada koyabiliriz genelde nokta olmadan 5 kare kök 3 şeklinde ifade ediliyor kare kökün dışına çıkan 5 ee, hemen kökün önüne yazılır bu nedir? Kas sayısıdır. 5 karekök 3 olarak okundu. Şimdi mesela 100'ü ele alalım. Karekök 100 olarak ifade ettim. Karekök 100'ü tekrar asal çarpanlarına ayırıyorum. 2, 50, 2, 25, 5, 5, 5, 1. Şimdi bunu düzenlerken şuraya yazmadan direkt karekökün içerisine sıralayacağım. 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 5 şeklinde ifade ettim. Sonra ne diyeceğim? Bakın burada 2'den 2 tane var. 2'ye ne yaptım? İkili paketledim bir tane çıkardım. 5'ten 2 tane var. Yine ikili paketledim bir tane çıkarttım. Şimdi karekökün dışına çıkan 2 ve 5 kendi arasında çarpılarak 10'a eşitlenecek. Dolayısıyla karekök 100 10. Hocam ben ama bunu karekök yüzün iki tane onun çarpımı çarpımı olarak görüyorum. Görüyorsanız bu şekilde asal çarpanlarını ayırmadan da direkt 10 olarak söyleyebilirsiniz. Şimdi başka bir örneğe geçecek olursak. Mesela karekök 144. Birazcık daha sayımı büyüteyim. Şimdi ne yapacağım? Karekök 144'ü asal çarpanlarına ayıracağım. 2'ye bölünür 72. 2'ye bölünür 36. 2'ye bölünür 18. 2'ye bölünür 9. 3'e bölünür 3. 3'e bölünür 1. Bir çarpanını buluncaya kadar ne yapıyorum? Asal çarpanlarını ayırmaya devam ediyorum. Şimdi karekökün içerisinde şurada gördüğüm sayıları sıralayacağım. Nerede? Burada gördüklerimi. Ne diyorum? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3. Şimdi tekrar ne yapıyorum? Paketleme işine geçeceğim. 2 tane gördüm. Karekök neydi? 2 olduğu için derecesi 2'yi yazdım. İkili yine paketledim. 2'yi yazdım. Yine üçlü 3'dan 2 tane var. İkili paketledim. Bir tane dışarıya gönderdim. 2 kere 2 4. 4 kere 3 12 şeklinde yazdım. Ve sonucum karekök 144 12 olarak dışarıya çıktı. Bir sonraki sorumda mesela karekök 625 625'i ne yapıyorum? Asal çarpanlarına ayırıyorum. 625 5 kere 625'i 5'e bölersem 125. 5'e bölersem daha küçük sayılara bölünmez. 25 5'e bölersem 5, 5'e bölersem 1 oldu. Şimdi ne yapıyorum burada? Şu asal çarpanlar kısmında yazılanları 5'ten 4 tane var. Şimdi buradan sonrasında ele alacağım şey İkili pakette bir tane dışarıya yolla. İkili pakette tekrar bir tane dışarıya yolla dedim. Dışarıya çıkanlar kendi içerisine çarpılır. 5 kere 5, 25 şeklinde ifade ettim. Şimdi biraz küçültelim sayımızı. Karekök 50. Karekök 50'yi ele alacağım zaman ne diyorum? 2'ye bölünür 25. 5'e bölünür 5. Hep de içerisinde 5 olan örnekleri seçmişim. Özür diliyorum. Ne oldu? Karekökün içerisinde 2 çarpı 5 çarpı 5. Bakıyorum. 5 ikili olduğu için paketledim. Dışarıya yolladım. Ee, özür diliyorum. Şunu hemen. 5'i paket dışına, karekök dışına yolladım. Karekökün içerisinde 2 kaldı. 5 karekök 2. Şimdi 48'e bakalım. Karekök 48'i inceleyelim. 48'i asal çarpanlarına ayırıyorum tekrar. 2, 24. 2, 12 2, 2, 6, 2, 3, 3, 1. Şimdi asal çarpanları ne yaptım? Karekökün içerisine yazacağım. 1, 2, 3, 4 tane 2 bulmuşum. 1 tane 3 bulmuşum. Benim kareköklü ifadelerde ne yapıyorum? İkili paketle 1 tane dışarı at. İkili paketle 1 tane dışarı at. Bakıyorum 3'ün eşi olmadığı için karekök içerisinde bir tane olduğu için kökten kurtulamadı ve karekök 3 olarak yerini aldı. 2 kere 2 4 karekök 3 olarak yazıyorum. Evet A ve B birer doğal sayı olmak üzere karekök 108 A kök B ise A artı B hangisi olamaz şeklinde bir soru verilmiş. Şimdi ben bu tarz sorularda nereden başlayacağım? bildiğim sayı. Yani karekökün içerisinde karekök 108'i biliyorum. Dolayısıyla ne yapıyorum? Karekök 108'i incelemem gerekiyor benim. Buradan başlayacağım. Karekök 108'i 2'ye bölersem ne yapıyorum? Asal çarpanlarını ayırıyorum. 2, 54, 2'ye bölündü 27, 3'e bölündü 9, 3'e bölündü 3, 3'e bölündü 1. 1'i buluncaya kadar asal çarpanlarını ayırdım. Ne yapıyorduk? Asal çarpanlarına ayıracak şekilde 3 çarpı 3 çarpı 3 şeklinde yazdım diyorum ki ikili paketleyip şunu dışarıya çıkarsam üçlü üçlü üçü de ikili paketleyip dışarı attığım zaman ne oldu? Şu şekilde yazarsam 2 ikili 3'ü kendi içerisinde çarptım 6 karekök 3. 6 karekök 3 eşittir 6 karekök 3. Soruya döndürürsem neymiş a karekök b ise? E karekökün dışında olan 6 ile A birbirine eşit olacak. Yani A 6 olacak. Karekökün içerisindeki B ve 3 sayıları da birbirine eşit olacak. Dolayısıyla bu ikisini toplarsam 9 sayısına eşit olabilir. 9 oldu. Şimdi gelelim. Şu asal çarpanları ayırdığım yeri aşağıya alıp o şekilde devam etmek istiyorum. Yani şuradan gideceğim. Yorum yaparak gidiyorum çünkü hangisi olamaz şeklinde sorulmuş. Ben buradan 3 çarpı 3 çarpı 3. Evet. Şimdi burada diyorum ki 2 bir çıkartayım karekök dışına, 3ler içeride kalsın. Şimdi 2 karekök 3 kere 3 9, 9 kere 3 27. 2 karekök 27 eşittir neye? A karekök bymiş. E buradan daha deminki işlem gibi karekökün dışındakiler karekökün dışındaki ne eşit oluyorsa a 2'ye eşit olacak. B buradan karekökün içindeki karekökün içindeki ne eşit olacak? Karekökün içerisinde B var. Karekökün içerisinde 27 var. Dolayısıyla B 27'ye eşit olacak. 2 ile 27'nin toplamı buradan 29'u bulurum. Bakın buradaki şıkta C'yi de elemiş oluyorum. Şimdi tekrar şu kareköklü ifadeyi alacağım. Bunu da farklı bir renkte yazayım. Şimdi 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Şimdi daha demin ikileri paketlemiştim. Bu sefer şuradaki 2 tane 3'ü paketleyip dışarıya attım. E burada ne var? Ne kaldı? 2 kere 2 4. Bir tane de 3 kaldı 12. Yani 3 kare kök 12. Neye eşitmiş? A kare kök B'ye. Daha demin yaptığım gibi Karekökün dışındakiler karekökün dışındakine eşit olursa a 3'e eşit olur. Karekökün içindekiler karekökün içindekine eşit olursa b buradan 12'ye eşit olur. a artı b toplamı 15'e eşit olacaktır. Dolayısıyla bakın şıklarımda b'yi değilemiş bulunmaktayım. Cevap denizli şıkkı olacak. Denizli olamaz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu videoyu daha fazla uzatmayayım. Kanala destek olmak için Lütfen abonelik ve beğeniyi unutmayın. Hoşçakalın.